10 yaşındaki Levi şu sıralar hep evde. 1,5 haftadan beri okullar kapalı ama buna rağmen derslerinden vazgeçmiyor. Alba'nın spor saati hafta arası her gün YouTube'da. Hem de teori dersiyle birlikte. Aus dem Handgelenk den Ball zu werfen, damit er eine gute Flugkurve hat, damit er auch wirklich hinterm Rücken vorkommt. Basketbolun temel bilgileri burada hem miniklere hem de daha büyük çocuklara ve gençlere sunuluyor. Und jetzt als Steiger. Er entwarf ein Ziel, das sich nicht auf dem Boden befindet, sondern weiter oben hängt und in das der Ball in einen Bogen hineingeworfen werden muss. Alba Berlin'in bu alanda epey deneyimi var. Kulüp 120 gençlik antrenörü çalıştırıyor. Berlin Brandenburg çevresinde Alba çocuk yuvaları ve okullarla çok çeşitli işbirliklerine girerek 10 bin kadar çocuğa hizmet sunuyor. Şimdilerde ise oyuncu kabini haftada 5 gün film stüdyosuna dönüşüyor. Çünkü profesyonel oyuncular da şu an tıpkı Berlinli öğrenci Levi gibi evde kalıyor. Und 1,50 meter daneben? Okulların ve anaokullarının kapatılacağını duyduğumuzda bu fikir geldi. Biz bu durumun çocuklar için, antrenörler için kötü olacağını biliyorduk. Hızlı hareket etmemiz gerektiğinin bilincindeydik. Okulların kapandığı ilk gün başlamamız için mükemmeldi. Gerçekten de başardık ve herkes bundan hoşnut. And somehow we really did it and everybody loved it. Ders yaklaşık yarım saat sürüyor ve internette milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Alba Berlin şu sıralarda basketbol salonunda değil, dijital dünyada başarı kaydediyor. Profesyonel spor şu anda rafa kaldırılmış durumda. Biz şu anda sunduğumuz geniş yelpazedeki programımızla sonraları herkesin işine yarayacak bir hizmeti gerçekleştirmiş oluyoruz. En azından Levi karantinaya rağmen bu durumdan oldukça hoşnut. Böyle devam etmelerini ümit ediyorum. Çok heyecan verici ve basketbol öğreniyorsun. Hoşça kalın. Ciao.